Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İhtimalul lafzi el hakikate vel mecaze kileyhima. Afwan. Arkadaşlar bazen lafız hem hakikate hem de mecaze ikisine de ne yapabilir? İhtimalli olabilir. Bakalım bu pozisyonda ne yapacağız? İza ihtemale el lafzu el hakikate vel mecaze kileyhima, yani ikisine de ihtimali varsa lafzın, fettercihu lil hakikati, o zaman hakikati tercih edeceğiz arkadaşlar. Niçin? Liennehu huve el aslu, asıl olan lafzın hakiki manada kullanılmasıdır. İlla ancak enne ahaden izâ erâde bihi el mecaze, eğer kişi onunla mecazı kastettiyse, ve neva bihi zalike, ve mecazı niyet ettiyse, yu'teberu muraduhu ve ma nevahu, o zaman onun muradı ve niyet ettiği şey itibar edilir. Kema ennel mecaze, nasıl ki mecaz, yeteayyenu muraden, murat olarak tayin edilir. İza lem yumkin iradetu gayrihi, izâ lem yumkin iradetu gayrihi, başka bir şey irade edilemiyorsa mecaz irade edilir. Ey iradetul hakikati fi makamin ve fi kelamin, yani lafız öyle bir makam ve kelamda kullanılmış ki orada hakikat irade edilemiyorsa mecaz kastedilir. Fe meselen, örnek olarak şunu verelim diyor. İza kâle ahadun li imraetihi ke, yani li imraetihi, kişi hanımına şöyle derse, harrartu ki, bu yani seni özgürleştirdim. Feli kavlihi hakikatun, evet, ve huve et tahriru. Öyle mi okuyalım Yasin? Feli kavlihi hakikaten ve huve et tahriru mu okuyalım? Hakikaten selam. Feli gavli hakikaten. Feli kavlihi hakikaten ve huve et tahriru. Yani bu sözün hakikati nedir arkadaşlar? Onu özgür bırakmaktır. Evet. Daha vel itlaku an kaydil hizmeti vel ameli, veya onu işte hizmetten, amelden ne yapmaktır? Hizmet ve amel prangasından salıvermektir. Ve lehu mecazun, bu da onun mecazi manası oluyor. Ve huve tahriru an kaydin nikahi, öyle mi diyelim? Ve lehu mecazun aynı zamanda az önceki saydığımız hakiki manaydı, ama buradan mecazi manaya da gidilebilir. Harrar tuke, tuki ne demek? Ve lehu mecazun ve huve tahriru min kaydin nikahi bi izaleti hadal kaydi, yani harrar tuki seni nikah bağıyla bağlamıştım, seni serbest bırakacağım, yani seni boşayacağım manasına da gelir. Bu da onun mecazi manasıdır. Ve izâ erâde lehu el mecaze, eğer kocanın söylemiş olduğu bu sözden mecaz kastettiyse, fel ibretu limâ erâde, yani irade ettiği şey değerlendirilir. Ve izâ kâle ahadun li imraetin hurretin, yani adam tuttu hür bir kadına şöyle dedi. Mellikini nefseki. Evet. Yani beni kendine ne yap? Malik kıl. La yuradu bihi illel mecaze. Bununla da mecazı kastediyorsa, ve huve temliku bin nikahi,
ve temlikul mut'ati minha dune temliki rakabeti ve temliki nefsiha bilhibeti ve nahviha. Burada ondan cinsel yönden faydalanmak veya işte nikah kastediyorsa, burada köleliği veya hibeyi veya herhangi başka bir şeyi kastetmiyorsa, nefsteki, burada mecazı kastediyordur arkadaşlar. لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُنَافِي اَتْتَمْلِيكَ. Çünkü hürriyet malik olmaya münafidir. Yani bir insan hürse başka bir kişi ona malik olamaz. وَالْتَمَلُّكُ وَالْحُرُّ لَا يَكُونُ ف۪ي مِلْكِ اَحَدٍ. Değil mi? Yani burada hem hür olacak hem de başkası kendisine malik olacak. Böyle bir şey olmaz. Evet. وَالْتَمَلُّكُ وَالْحُرُّ لَا يَكُنُ ف۪ي مِلْكِ اَحَدٍ وَلَا لَهُ اَنْ يَدْخُلَ ف۪ي مِلْكِ اَحَدٍ. Ve artık böyle biri başkasının da mülkiyetine girmez. سَوَاءٌ اَرَادَ ذَٰلِكَ بِنَفْسِهِ اَوْ اَرَادَ لَهُ غَيْرَ ذَٰلِكَ. İsterse bizatihi kendisi bunu irade etsin, hatta veya başka ev erade lehu gayre zalike veya bundan başka bir şey de irade etmiş olsa, burada ancak mecaz mana tutulur. Hakiki mana kastedilmez arkadaşlar. Evet, iradetul hakikati vel mecazi bi lafzin ma'an. Peki bir lafızda hem hakikat hem mecaz irade edilebilir mi Yasin? Evet, biraz yukarı kaydırabilirsek. La yecuzu iradetuhuma ma'an bilafsin vahidin fi vaktin vahidin ki lafzil esedi. Mesela esed lafzında arkadaşlar bir anda aynı vakitte aynı telaffuzla hem yani hakiki manası ve hem de mecazi mana irade edilemez. Fe innehu la yecuzu en yurada bihi el hayvanul ma'ruf. Bilinen ormanların kralı ve raculu eş şuca'u kilahuma. Aynı anda hem aslanı kastedeceksiniz hem de pehlivan, güçlü bir adam kastedeceksiniz. Fi vaktin vahidin, bi mahallin vahidin ve bi lafzin vahidin. Bu mümkün değil arkadaşlar. Evet. İlgâuhuma. Peki ikisi de ilga edilebilir mi? Hem hakiki hem mecazi mana. وَاِذَا لَمْ يُمْكِنْ لَنَا اِعْتِبَارُ اَحَدِهِمَا ف۪ي كَلَامٍ وَلَا evet اِرَادَةُ اَحَدٍ مِنْهُمَا yulga kullun minhuma. Yani eğer hakiki mana tutulamıyorsa, mecazi mana da tutulamıyorsa, o zaman ikisi de ne yapılır? Lağv edilir. Feyesiru el kelamu lağven. O zaman kelam lağv edilmiş olur. Ve la yeterettebu aleyhi hukmun. Üzerine herhangi bir hüküm terettüp etmez. Ki en kâle ehadun fi zevcetihi. Adam diyelim ki eşi hakkında şöyle dedi. İnneha ibneti. Bu benim kızımdır dedi. Ve tekunu zevcetuhu fi umri bintin lehu ve leha nesebun marufun. Tamam. Belki o hanımı kendi kızı, yani diyelim ki bir kızı olmuş olsaydı o yaşta olabilirdi. Ancak o ve leha nesebun marufun. O bayanın annesi babası varsa, biliniyorsa, ey ya'rifu ennasu usretaha, ailesini insanlar biliyorsa, ve ebaha ve ummaha, yani işte annesini babasını biliyorlarsa, fela ibrete bi kelamihi hada, la hakikaten ve la mecazen,
Bu adamın söylemiş olduğu kelam ne hakikattır ne mecazdır arkadaşlar. O kelama itibar edilmez. Bel huve lagvun muhmelun. Yani mühmel, kendisiyle amel edilmeyen bir boş sözden ibarettir. Ben tefet el hakikatu, hakikat burada olmaz arkadaşlar. Li enne nesebeha marufun. Çünkü kadının nesebi bellidir. Vel mecazu, mecaz da olmaz. Li enneha zevcetuhu. Çünkü ona kızı diyemeyiz. Adamın karısıdır. Umumul mecazi. Peki umumul mecaz. Huve suretun. Huve sureten. Yani yüzeysel olarak lil cem'i beynel hakikati vel mecazi. Yani bakışta hem hakikat hem de mecazı ne yapmıştır? Cem etmiştir. İra, evet. Öyle mi diyelim? Huve sureten lil cem'i beynel hakikati vel mecazi Hocam irade. niye sureten diyorsunuz? Suretin olmayacak mı? Yok. Sen ne olacaksın? Yani onu bir temyiz gibi yapalım. Ve suretun desek o müptela haberi olmaz. Beleyiz. Hem birisi şey, müzekker birisi müennes. Hiye suretun derdik. Hiye sureten, yani suret bakımında huve evet. Sureten lil cem'i kainun beynel hakikati vel mecazi huve evet iradeten, ama irade bakımında ise ma ennehu la yecuzu aslen, yani suret bakımından bakıyorsunuz ki hem mecaz ve hem hakikati cem etmiş ama irade bakımından mümkün değil. Umumul mecaz. Et tarifu, peki bunu tarif etsek nasıl tarif ederiz? Huve lafzun yeummu manahu, manası kapsıyor. Bihaysu yeşmelu el hakikate vel mecaze kileyhima. Hem hakikat hem de mecazı ikisini kapsıyor. Ve yumkünü lena en nekule, şöyle de diyebiliriz. Huve yeummu manahu bihaysu yuaddu el hakikatu vel mecazu kilahuma min efradi manahu. Yani hem hakikat hem de mecaz ikisi de mana, yani iki manayı da burada ne yapıyoruz? Yani ifade ettiği fertlerin manaları hakikati de ifade ediyor, mecazı da ifade ediyor. El hukmu, peki böyle bir lafızla karşılaşırsak nasıl bir hüküm vereceğiz arkadaşlar? El i'tibaru bi umumil lafzi ve şumulihi iyyahuma. Hem umumuna bakacağız hem de şumuluna bakacağız arkadaşlar. İkisine de itibar edeceğiz. İlla izen neva bihi ehadel hakikati haseten. Ancak eğer illa izen neva bihi ehadun el hakikate haseten, ancak birisi sadece orada hakikati kastettiyse o müstesna arkadaşlar. Misaluhu, örneğine gelince vad'ul kademi fi darin ve mekanin. Peki. Adam dedi ki ben dedi ayağımı şu mekana basmayacağım, dedi şu eve ayağımla basmayacağım veyahut da ayağımı oraya, o eve koyacağım. Vad'ul kademi, yani yemin olsun ki diyelim ki işte ayağımı oraya basacağım. Felehu hakikatun, bu lafzın bir hakikati vardır ki vad'u nefsil kademi, yani ayağının kendisini oraya koymak. Hafiyen biduni huffin ve hidain ve merkebin, yani çıplak ayağını oraya koymak. İşte ayağında herhangi bir terlik olmadan, bir mest olmadan veya bir binek üzerinde olmaksızın. Ve lehu mecazun, bu
kelamın bir mecazı da vardır ki vahve vad'ul kademi mal huffi ve nahvihi. Yani ayağımı oraya koyacağım derken, yani işte ayağımdaki çorapla beraber veya mesle beraber. Hatta mal merkebi eydan olabilir ki, yani onun tarlasına diyelim ki ayağımı koyacağım derken, yani bineğimle beraber oradan geçeceğim. Bihaysu yekunu el mer'u rakibuhu. Yani adam bineğinin üzerinde olsa bile bineğiyle oradan geçerse ayağını oraya koymuş gibi kabul edilir. Ve huve ve lehu umumun lil mecazi. Bu pozisyonda mecaz içinde olmuş oluyor. Bir umumiyet söz konusudur. Ve huve edduhulu keyfe ma kana. Yani maksat oraya girmek. O tarlaya olabilir, o eve olabilir. Nasıl olursa olsun. Hafiyen ev müntailen, isterse çıplak olsun, isterse ayağında nar olsun, ayakkabı olsun. Ev rakiben veya binek üzerinde olsun veya yaya olsun. Ve lehu onun için vardır. Fedduhulu yeşmelu hakikatehu ve mecazehu kileyhima. Buradaki duhul hem hakikata hem de mecaza şamil gelmiş oluyor arkadaşlar. Feyza halefe ahadun bi ennehu la yedau kademehu fi dari fulanin. Adam yemin etti ki ayağımı falancanın evine bırakmayacağım, basmayacağım. Evet, yuradu bihi edduhulu bi hukmil urfi. Burada maksat örfen o toplumda duhuldan ne anlaşılıyorsa o kastedilir. Ve umumun mecazi, aynı zamanda bu işte umumun mecazdır. Yani adamın evine ayağımı basmayacağım. Bu ne anlama geliyorsa o örfte o kastedilir. Ve in erada el halifu bihi hakikatehu zahirete, eğer yemin eden kişi kelamın zahir hakikatını kastediyorsa, ve hiye vad'u nefsil kademi biduni vasıtati şeyin, yani herhangi bir şey vasıta kılmaksızın ayağın kendisini koymak veya da koymamak üzere yemin ettiyse, yecuzu lehu zalike, bu caizdir. Fe yahnesu fi hadihi sureti, bu pozisyonda yeminini bozmuş olur. İza vada'aha ala ardi dari gayre müntailin, yani ayakkabısız eğer oraya ayağını bırakırsa o zaman yeminini bozmuş olur. Ve la, evet, gayre müntailin ve la rakibin, yani binek üzerinde de olmazsa, binekli de gitmemişse, yani orada işte ayağımı basmayacağım, ayağını koymamışsa. Ama eğer diyelim ki ayağında çıplak ayaklı değil de ayağında terlik varsa, ayakkabı varsa veya işte bir binek üzeri gittiyse o başka arkadaşlar. Emme izâ fa'ale zâlike fî iradeti umûmul mecazi, umum mecazda eğer irade ederse ki vahve duhulu kemâ tekaddeme, geride geçtiği gibi duhul olursa, fela yahnesu, yani ayağımı koymayacağım derken adam çıplak ayağını kastetti ama ayakkabıyla girdi. Veya işte hayvan üzerinde girerse yemini bozulmuş olmaz. Ve in vada'a el kademe fiha keyfe ma, eğer ayağını oraya bırakırsa nasıl olursa olsun, kâne ize yedhulu huve fiddâri, eğer eve girerse, bel yusilu kademehu fî dâhilid dâri, ayağını mesela içeri koyuyor. Ve yebka, evet, cismuhu hariceha, kendisi dışarıda olmuş olsa bile ona o zaman ne diyoruz Yasin? Ayağını içeri, yani girmiş kabul ediyoruz ve yemini bozulmuş oluyor. Değil mi Yasin? Evet, Selam.
Zerai'ul ilmi, peki bunu zerai kelimesine ne mana veriyorduk Yasin? Hatırlıyor musun? Yani vesile gibi diyebiliriz. Ya işte bir örnek verelim. Ey ma yu'lemu bihi el hakikatu vel mecazu. Peki yani mecaz ve hakikat nasıl bilinir? El hakikatu la evet tu'rafu illa min ciheti ehli lugati. Demek ki yani bir kelimenin hakiki manasını kim bilebilir? Lugat ehli bilir. Fe innehum humul arifune bi kulli ma vudi'a lehu el lafzu lugaten. Yani lugat açısından lafzın neye vaz edildiğini ancak onlar bilebilirler. Ve keza min ciheti ehlil vada'i şer'an ve şeriat ehli bir kelimenin neye vaz edildiğini yani şer'in yani lügat açısından kelimenin bir manası vardır. Bir de şeriat açısından bir. Değil mi? İşte fıkıhçıların, diyelim ki usulcülerin ya da hadis alimlerinin o sanatla, o ilimle uğraşan alimler ancak o kelimenin ne manaya geldiğini onlar daha iyi bilir. Kâne el vad'u ev ıstilahen. Evet. Ve keze min ciheti ehlil vad'i şer'an. Evet. Kâne el vad'u ev ıstilahen. Orada öyle mi okuyalım? Yani onun vad'ını ve ıstilahtaki kullanış şeyini İster onlar vadi yapar. ister istirahi olsun. Evet. Fehlül lugati ve ehlül vad'i yuhbirune bi enne lafze keza vudi'a li mana keza. Yani onlar diyorlar ki işte şu lafız şu manaya vaz edildi. Ve li mana keza vudi'a lafzun keza veya da şu manaya şu lafız vaz edildi diye onlar söylüyorlar. Haber veriyorlar. Biz de ona göre değerlendiriyoruz manayı. O kelimeyi o manada kullanıyoruz. Emmel mecazu, peki mecaza gelince fe marifetuhu, yani onun bilinmesi mevkufun ala idraki münasebetin beynel ma'nel mevdu'i lehu ve beyne ma yuradu bihi. Mecazı ancak şöyle anlarız arkadaşlar. Yani o vaz edilen mana ile kullanıldığı irade edilen mana arasındaki münasebeti bilmekle ancak oraya bağlıdır. Ve yustamelu fihi ma kevnihi gayre mevdu'in lehu ve vaz edilmediği yerde ne yapılıyor? Kullanılıyor. Fide edrekeha ehadun bitteemmüli ve nazari birisi böyle düşünerek işte bakarak böyle ulaşırsa o lafzın hangi manada kullanıldığına yecuzu lehu istimalul lafzı fil manel ahari gayre ma vudi'a lehu yani vaz edilmediği o manada da kullanılması caizdir kelimenin. Onu da ancak teemmülle düşünerek şey yapabiliriz. Ulaşabiliriz mecaza. Peki. Yasin, burada kalalım inşallah. Tamam sen.